Merhaba sevgili satran severler. Yeni bir teorik dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Sicilya üzerine olacak. Sicilya açılışı ilk olarak 1620 yılında Greco tarafından oynanmıştır. Daha sonra 1783-1794 yıllarında Finsbury denemiş ve 1800'lü yıllarda yoğun bir şekilde oynanmaya başlamıştır. Özellikle 1834 yılında De La Bordonis çok fazla oynayarak bu açılışı dünya piyasasına sunmuştur, satranç piyasasına sunmuştur. Sicilya açılışı çok derin ve çok tercih edilen bir açılış. Çünkü siyahların çok daha fazla kazanma şansı var. Agresif bir açılış. Siyahların da karşı oyunun olduğu bir açılış. Birçok dünya şampiyonunun kullandığı Fischer, Kasparov hepsi oynamıştır. Kramnik oynadı. Carlsen oynuyor. Eskilerden oynayan Tal oynadı. Birçok dünya şampiyonu denedi ve güzel maçları da var kazandı. Bunları da inceleyeceğiz. Tercih edilmesinin sebebi daha agresif olması, kazanmak için daha fazla imkanın olması, karşılıklı şanslardan dolayı. 40'a yakın varyantı var Sicilya'nın, benim bildiğim. Açık oyun dediğimiz, yani ana varyant olarak belirlediğimiz açık Sicilya'nın dışında anti Sicilya diye adlandırılan Sicilya'dan kaçış varyantları da var. Mesela bu konumda E4-C5'li konumlarda D4 alınca C3 ile açık Sicilya'dan kaçış, ana varyantlardan kaçış olabiliyor. C3 olabiliyor, D4 olabiliyor, G3 olabiliyor, F4 olabiliyor. G3, F4 biraz kapalı Sicilya tarzı oluyor. At C3 kapalı Sicilya'ya örnek. B3, E4, C5, B3 son zamanlarda popüler oldu. Maroks piyon yapısına benzetiyorlar genelde B3 ile. At A3, Zvaginsev varyantı. Çok oynuyor Zvaginsev at A3'ü. İlginç bir varyant. D3 oynanabiliyor. Birçok anti Sicilya olarak adlandırabileceğimiz devam yolu da var E4, C5'in. Bir de ana varyantı var. At F3 ile oynanan. At F3'e karşı da siyahların at C6, A6, D6, E6, at F6 ve G6 hamleri var karşılık olarak. Siyahların hamleleri de bunlar. Karşı hamle olarak ana varyanta girmeye çalıştığında beyazlar at F3'te. Tabii ki bu 40 varyant altlarında dallanmaya başlıyor. Neidorf'un kendine has varyantları var. Taimanov'un var, Pelikan'ın var. Hızlanmış Dragon'un var, Dragon'un var. Schwenningen'in var. Richter-Rauser'in var. Hepsinin alt dalları da var, varyantları. Biz Sicilya'ya giriş yapıyoruz. Tabii ki en çok istek alan ana varyantı, alt varyantı inceleyeceğiz. Hepsini incelememiz çok zor. Ama genel prensipleri bilmemiz lazım. Şimdi genel prensip olarak ilk önce kurallar olarak şunları bilmeliyiz. E4, C5 açılışlarda rakip D4 sürdüğü zaman D4'ü mutlaka almalıyız. Yani D4'te piyonu bırakmamalıyız veya rakibin D5 veya E5 sürüşünü engellemeliyiz. O yüzden D4'ü almamız gerekiyor. Eğer C3'te bir piyon varsa D4 sürüyorsa alıp mutlaka D5 gibi hamlelerle merkezden tepki vermeliyiz. Çünkü özellikle Sicilya'da piyonların ilerlemesi sıkıntı yaratır siyah açısından. Merkezde ilerleme. Yani biz D4 oynandığı zaman D4'ü alıyoruz. Bir merkez mücadelesi yapıyoruz. Piyonlarımız genelde D6, E6 formasyonuyla olabiliyor veya D6, G6 formasyonuyla olabiliyor. Merkezde bir mücadele yapıyoruz hafif taşlarımızla. Genel prensip, tabii ki konuma göre değişiyor. Sicilya açılışında siyahlar D5 sürdüğü zaman genelde eşitleyebiliyor D5 sürdüğü zaman. Yani D5 sürmek bizim için bir fikir ama kolay olmuyor D5 sürmek Sicilya'da. O yüzden bir merkez mücadelesi olarak geçiyor. Beyazların temel gelişimi at D4'te oluyor genelde. Diğer at C3'te oluyor. Fil E2'de, C4'te olabiliyor. C4'te olduğu zaman A2, G8 çaprazına baskı yapıyor. Fili B3'e çekiyor. Vezirin yerinden ziyade fil E3 veya G5'te oluyor. Vezir açılışa göre D2'de olabiliyor ya da F4 sürülmüş şekilde F3'te olabiliyor. Yani genel dizilimi bu, tahta ok içinde kaldı. Beyazlar F4 sürerek E5'i destekleyip bir kanat saldırısı yapıyor merkezdeki hafif taşlarıyla. Kalelerin yerleşimi, kaleler D1'de veya E1'de olabiliyor. Bu kale F1'de ya da E1'de olabiliyor. Gelişime göre, açılışa göre. Ama genel prensibi beyazlar hafif taşlarıyla merkezi ele geçirip daha sonra F4, G4'te kanat saldırısı yapabiliyor. Siyahlar ise öncelikle açılan C hattı
kullanmaya çalışıyor sizi ya da karşı oyun için. Genelde at F6'dan çıkıyor, at D7'ye gidebiliyor G4 G5 sürüşlerinden dolayı. D7 karesine gidebiliyor. Filimiz E7'den ya da G7'den çıkabiliyor varyanta göre. Bu filimiz ise D7'den ya da özellikle B7'den çıkabiliyor A6 B5 fikriyle oynayarak. Çünkü siyahların da oyun yeri merkez mücadelesi ve vezir kanadı olacak bu konumda. Yani bu açılışta, bu konuda demeyeyim. Fil B7'den çıkabiliyor. Vezir kanadından ilerlememizin sebebi de alan üstünlüğü kazandırmak. Bu atımız ise D7'den çıktığı zaman E5 C4 manevrası yapabiliyor. Yani D7'den çıktığı zaman E5 C4 manevrası yapabiliyor ya da C6'dan çıktığı zaman yine E5 C4 ya da A5 C4 C4 karesini kullanmaya çalışıyor. Bazı varyantlarda at C6'dan B4'e şimdi sileyim. At C6'dan B4'e gelerek D3'te bulunan fili yok etmeye çalışıyor. Çünkü fil D3'e de çıkabiliyor bazı varyantlarda. Açılan C hattını kullanıyor. Merkezde piyon yapısı D6, E6 veya D6, G6 olabiliyor. Hatta üçünün oynandığı açılışlar da var Sicilya'da. Merkezde pasif bir bekleyiş ama her an karşı tepki verebilecek hazır halde bekleyiş. Vezir kanadından A6 ve B5 ile ilerleme gösterebiliyor. Fil B7'den çıkabiliyor ve C hattını kullanıyor genelde siyahlarda. Yani bir merkez mücadelesi ve kanat mücadelesi olarak geçiyor. Beyazlar şah kanadından oynuyor, siyahlar vezir kanadından oynuyor. Sicilya açık bir konum. Gelişimi çok önemli Sicilya'da. Çünkü taşlar merkezde olduğu için hızlı bir şekilde şaha saldırı başlatabiliyor. Merkezde kalmış şahla ilgili çok örnek var Sicilya açılışında. Hızlı bir saldırı başlatılabiliyor. Rok atmış şaha saldırı en güzel örnekler Sicilya açılışında. Anand'ın çok güzel maçları var bu anlamda, dünya şampiyonu. Beyazlarla, siyahlarla da aynı zamanda. Yani çok derin bir açılış. İnceleyeceğiz hepsini, fikirleriyle inceleyeceğiz özellikle. Fikirlerini anlamaya çalışacağız ama temel prensipleri bilmemiz gerekiyor. Yani D4 sürüldüğü zaman siyahlar D4'ü almalı mutlaka. Eğer D4 ve E4'te piyon olursa merkezden mutlaka tepki vermeli. D5 özellikle ana fikriyle oynamalıyız. C dikeyini kullanmalı siyah. Açılan C dikeyini. Vezir kanadında girişim elde etmeli, alan üstünlüğü kazanmalı. A6 B5 ile atını C4'e gelerek, filini B7'ye gelip E4'e baskı yaparak. Aynı zamanda şah kanadında da savunma yapmalı. Beyazlarsa hafif taşlarını merkezleştirmeli. Hafif taşları merkezde bulunacak. Daha sonra merkezde bir üstünlük kurduktan sonra şah kanadından F4 G4'te saldırı başlatabiliyor. Karşılıklı saldırının olduğu bir açılış. Bir sonraki Sicilya videomuzda ana varyantlardan ziyade ilk ara varyantlardan başlayarak gireceğiz. Eğer sizler ana varyant isterseniz öncelikle videonun altına yazarsanız en çok istenen varyantta başlamayı tercih edeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.